Merhaba arkadaşlar. Yemek Sepeti Ban abinin desteğiyle hazırladığımız rejisteye hoş geldiniz. Bu hafta sevgili Kaan Kavuşan'la beraber dün oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa Spor maçının detaylı analizini burada yapacağız. Bu arada bizi izlerken tabii ki siz de Yemek Sepeti uygulamasını indirip oradan Ban abiyi seçerekten birkaç farklı indirimi tek siparişte kullanaraktan evinize istediğiniz her şeyi temin edebilirsiniz. Mesela biz kahvenin yanında bu sefer Büşra bir fark yaratmış. Dün Ceren'le olan övgümden dolayı bana kızmış ve al sana farklı menü demiş. Çünkü şunu söyleyeceğim. Bugünlerde tabii ki spor yaptığım için ya da biraz daha sağlıklı beslenme üzerine gidiyorum ve her türlü seçenek var. Vegan brownie getirmiş bana. Bana özel. Çok teşekkür ederim. Muffin'i de Kaan Kavuşan'a vereceğiz. Çok tatlı, çok keyifli çünkü o da. Ben çok severim şahsen. Onu da yedim aslında ama vegan'ı tercih ettim. Bir dahakine artık değişiriz diyorum. Tamam. Şimdi aslında bilmiyorum. Burada şimdi Beşiktaş'ı biraz da Valerian İsmail'i konuşuyor. O yüzden rejistalar üst üste Beşiktaş üzerine yaptık. Tıpkı Torrent Galatasaray yolunda daha çok Galatasaray yaptığımız gibi. Ama daha başka programlarda ben çok fazla Kasımpaşa övgüsü yaptığım için sevgili Aykut Aydın'la olan programda mesela Neslihan'la olan programda her zaman için Kasımpaşa Sami Uğurlu döneminden sonra benim çok hoşuma giden bir takım. Evet. İnsanlar başka başka yerlere de bir vurgu yapıyor. Bence önce bir Kasımpaşa'dan yapmak gerekir. Çünkü hoşuma giden bir şey daha var. Teknik direktörün yanında sevgili Serkan Reçber'i görünce yıllar yılı yani yaklaşık olarak ben bunu 2008'den beri dile getirdiğimi düşünürsek yani oradaki Almanya'daki Hoeneß örneğinden yola çıkaraktan. Çünkü Hoeneß'in en büyük şeyi teknik direktörün yanında o Hoeneß'in varlığıydı. Yani bankta, her yerde, her şeyde ve burada sportif direktörlük kurumunun gerçekten işlediği bir şey oldu ki maç sonu Sami Uğurlu dedi ki ben de onun transferiyim, beni buraya getiren de o. Doğru. Gelecek adına beni buraya konumlandıran da o. Zaten bu tarz bir hamle ancak iş bilir bir adam tarafından yapılabilir. Bunu bir kulüp başkanı yapamaz. Tabii. Bir atıyorum iş adamı bunu başaramaz. Zaten bilgisi yoktur. Doğal olarak bilgisi yoktur. Yani geçen atıştırmalıkta Ali Koremiş'le olan programda Stuttgart'ı örneğini vermiştim biliyor musun? Hı hı. Buna çok benziyor. Stuttgart başkanı ikincilikteyken geçen sene, 2 yıl önce daha doğrusu geçen sene de bir şey oldu. 2 yıl önce ikincilikteyken devre arasında işte Thomas Hitzlsperger sportif direktörü, yönetim kurulu başkanı bir isim söylüyor. Matarazzo. Başkan bilmiyor. Google'a baktım diyor. Kim lan bu diyor. Yani başkanı olduğu kulübe gelecek olan teknik direktörün kim olduğunu Google'dan öğreniyor. Evet. Bu çok önemli bir detaydır benim için. Bunu çok yerde örnek verdim. Çünkü hiyerarşinin bu şekilde olması gerekir. Doğru. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Hiyerarşi bu olması gerekir. Çünkü sen futbol bilirkişisi değilsin. Bazen Hansi Flick'tir. 8 kupayı alıp tüm dünyaya meydan okursun. Onu oradan getirmek senin bilemeyeceğin bir şeydir. Bir başkan olarak mesela. Özellikle Türkiye'deki hadi Bayern Münih futbolcu başkanları var. Diğer kulüp başkanları mesela Stuttgart. Mesela diğer kulüpler. Operasyonel işlerde olmazlar. O yüzden Muleka'yı getirebilirsin. İlla isimli biri. Ya Falcao gelecek eğer iş adamı gelirse. Tabii tabii. İş adamı olmazsa farklı farklı şeyler görüyor. Şimdi tabii kurumsallaşma bir tık daha ileriye gitti. Yeni yeni scout şefleri örnek isimler veriyor. Aynen. Ama şunu söylemek istiyorum. Sami Uğurlu'yu getiren de, Muleka'yı getiren de, hatta daha önceden programla yapan da sevgili Serkan Reçber de bu. Orada öyle. Yetki alması. Ya hatta bu takımın hepsini Serkan Reçber getirdi hemen. Ama bütün hepsi de Sami Uğurlu tarafından onaylanmış. Tabii. Sadece devre arasındakileri söylemiyorum. Eserlikler işte, Halidinovic'ler evet. Daha önce. Bir şey daha, tabii uzun zamandır sattıkları Cagney'lere kadar bir şey daha tabii söyleyeceğim. Muleka çok iyi oyuncu. Ekstradan konuşacağız Jackson Muleka'yı ama bu takım Muleka ile ilgisi yok. Tabii. Bu takımda biraz iyi olan bir oyuncu oynar. Muleka iyi bak o ayrı bir konu. Ama o gelmeden önce de 6 maçta 5 galibiyet bir beraberlik Umut aldı. Umut Bozok atıyordu golleri. Umut Bozok çıktı şimdi Muleka aynen atıyor. Aynen öyle. Bak Muleka öncesi 6 maç 5 galibiyet bir beraberlik var. Sami Uğurlu ile beraber bambaşka bir şeye dönüştü. Bir şey daha enteresan geliyor bana. Burada göreceğiz şimdi detaylı inceleyeceğiz. Geçiş oyunu konusunda Alman takımlarında çok vardır bu arkadaşlar. Bunu Guardiola da delirdi. Hani ben orada kapamazsam beni çok kötü cezalandırıyorlar. Ben almaya da öğrendim bazı şeyleri tarzı bir açıklaması vardı. Geçiş oyununun Jürgen Klopp'la başladı. Jürgen Klopp'la başladı diyorlar. Tabii. Geçiş oyunu bu konuda çok iyiler ama Sami Uğurlu'ya çok büyük saygı duymakla beraber
Kasımpaşa, ben kendime bildim bile geçiş oynuyor. Kemal Özdeş de bu iş kralıydı. Bir gelenek oluştu değil mi? Farklı şekilde. Mesela burada Veysel Sarı vardı. Trezeguet atıyordu. Tek aynen. Bir pasta 3 tane bölgeye geçip Trezeguet'i çalım atıp vuruyordu veya Cagney'e veriyordu falan filan. Doğru. Yani ben çünkü o zaman çalıştım kulüplerde. Kasımpaşa'yı analiz ettik biz, yendik de. Tabii. O zaman hoca Kayseri'deydi, ilk maçıydı. Otelde bu. Yani demek istediğim şu. Sami Uğurlu'dan bağımsız Türkiye'de çok uzun yıllardır geçiş oyununu en iyi oynayanlardan biz seninle beraber Şili'deyken de sonra geldiğimizde rakip analizine başladığında da hep Kasımpaşa hep bu oyunun en iyisini oynuyordu. Tabii. Şimdi sen de biraz bunun hakkını verelim. Bu çok hoşumuza giden bir şey. Belki bir Serkan Rençber başarısıyla Kesinlikle. Şey çok hoşuma gitti. Teknik direktörü onun belirlemesi kadar tüm patronu oluyor o zaman. Bir de şunu da çok güzel gösteriyor Serkan Rençber. Scouting konusunda uzun süreli takibatın ne kadar işe yaradığını. Tabii, Muleka Belçika'ya gitti, başarısız oldu, sonra aldı. Biliyorsun, televizyonda dün söyledi. Sosyal medyada çok döndü. İki, televizyonda söylediği o ta şeydeyken, Kongo'dayken tabii. Adamı söylüyor. Ve olmuyor, alamıyor ama bir yerde düşürüyor. Belçika'ya gidiyor. Şey de böyle. Böyle bir havuz oluşturursan kendine bir yerde bir şeyi çekersin illaki. Bir örnek vereyim ya, çok vardır böyle. Böyle şu anda bir sene, iki sene yapıp vazgeçilecek şey değil scouting yani. Yöneticiler için söylüyorum. Çok bunu öyle. Bugün şeyin golcüsü kimdir Hatayspor'un? Diouf. Diouf. Hannover takip ediyor. Diyor, tam alacak Alex Ferguson giriyor devreye. Manchester'a götürüyor. Takibi devam ettiriyor. Sonrasında hop alıyor. Veya şeyi. Freddy Bobic Hertha Berlin'de. Şey, o zaman Frankfurt'taydı. Jovic. Takip ediyor diyor, Anderlecht alıyor. Sonra disiplinsten dolayı bırakmak istiyorlar. Hop o anda geri alıyor ve 67 milyon Real Madrid satıyor onu. 7 milyon aldığı oyuncuyu. Tabii. Yani o takip hep böyle devam eder. Alacaksın, aynen. Başkası alır. Orada takibe devam edersin. Çünkü bir oyuncunun başarısız olmasının sağlıklı yetenekle, kendi yeteneğiyle ilgisi yok. Sayısız tabii. Örnekler, başka koşullar vardır, başka kesinlikle, işler. Kesinlikle, kesinlikle. Ama şimdi bir de Beşiktaş tarafı var. Ya benim hiç şaşırdığım maç olmadı. Onu da söyleyeyim. Benim de öyle. Ne dersin? Beşiktaş tarafına geçelim. Tamam, şöyle söyleyelim. Zaten hani Trabzon ve Alanya maçlarında iyi oynayacağını ve bir şeyler becereceğini bekliyorduk Valerian İsmail'in ilk geldiği zaman da. Kendi seviyesinde ve kendinden daha üst seviyedeki takımlara karşı bu takım, bu sistem, bu diziliş, bu oyuncu tercihleri iyi oynayabilir. Ama rakibi açmak ve sana karşılık veren, yani geçişle karşılık veren takımlara karşı daha zorlanacaktı. Ya mesela işte Alanya maçında %33 ile oynayıp kazandı. Yani 2014-2015 sezonundan beri en az toplu oynadığı maç kazandı. İyi oynadı, kazandı. Ama işte Kasımpaşa maçı ve bir önceki maç, Giresun maçı aslında ölçü maçlardı Valerian İsmail için. Bu maçta yani en önemlisi bu takımın geçişlerine karşılık vermesiydi. Onu veremedi bence. Yani özellikle Rıdvan'ı çıkardığı mesela 45. dakikada çıkardı. Erken bir değişiklik. Çok da kötü oynamıyor görünüyor ama şöyle bir hat kurmuştu Hader orada Gonay şey. Hader Gonay inanılmaz çok fena oldu. Arkasını sömürdüğü için bir de Foll mesela bence maçın çok iyilerinden değildi ama birkaç tane çok ciddi dripling yaptı mesela. O pozisyonlarda çok orayı komple karıştırdılar. O yüzden mesela çıkarmak zorunda kaldı. İşte Montero çıkıyor, arkası boş kalıyor sürekli. Bunun işleri de çok iyi yapıyor. Özellikle Eserik'in çok iyi oyunu, müthiş oyunu. Ben geçen Emre Özcü olan programda üçlü savunmayla ilgili tek bir şey söylemiştim orada. Batsun'da Sami Uğurlu tekrar etti aynı şeyi zaten. Hı hı. Yani üçlü savunmanın bir avantajları var. Avantajları olduğu gibi dezavantajları var. Tabii bunun ki. Da en büyük dezavantajı da sen iki tane orta sahayla oynuyorsun. Kesinlikle. Bence en büyük dezavantajı bu evet, zaten. Rakip de üç orta sahayla oynuyor ve burada bir şey var. Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Biz geçen programda ben ne dedim orta saha için? Ben bir cümle kurdum orada yani Can Bozdoğan'la ilgili. Hatırlıyor musun? Evet. Yani çok iyi topsuz oyunu oynuyor dedin ama toplu oyunda karar hataları yapıyor dedin. Evet. Dedim ki ben maçı izlerken Can'la Teixeira çıksın dedim. Çok kötü oyun, çok kötü top kayıpları yaptı. Maçı bir daha izledim arkadaşlar dedim. Neredeyse Beşiktaş 12 tane top kaptıysa bunun 9 tanesi Can'a ait dedim. Doğru. Beşiktaş'taki soru şuydu. Pjanić ilk 11 başlar mı? Ve bence çok net başlamaz dedim. Evet. Bak çok net. Pjanić bu oyunun oyuncusu değil.
Hayır, bu orta sahanın oyuncusu değil. Tabii bu dörtlünün oyuncusu değil. Pjanić çok kolay baskı altı. Pjanić'i gördük mü? Bu oraya geleceğim şimdi. Tabii. Hani, tabii. Şuradan bak, hatta şuradan başlayalım. Bir analize nereden başlarsın? Bunun 9 tane aşağı yukarı bir kısmı var. Birinci kısım bir takımın geriden oyun kurmasıdır. Hı-hı. Tek tek ele alırsın. Biz böyle videolarla keserdik bunu. Aynen. Şimdi ve bu oyunun biz Beşiktaş'ta hep bir konuda yanılıyoruz. Kaybettiği veya berabere kaldığı maçlarda. Rakip izin verdikten sonra oynanan oyun çok önemli değil. Pjanić o zaman girmişti. Hı-hı. Ama asıl olay rakip 0-0 iken nasıl, bir ona bakalım. Bak şimdi. Geriden oyun kurdu Beşiktaş. Rakip maç 0-0 iken olan kısmından söylüyorum. Beşiktaş nerede? Burada. Beşiktaş burada. Bak. Montero'ya verdi. Montero uzun vurdu Rıdvan'a. Birinci oyun kuruluş. Uzun vurdu. İkincisi Montero ters kanada bir uzun vurdu. Üç. Ve bir de duran top oldu. İşte faul mu offside mi oldu Montero uzun. Dört tane uzun top var. Bir tane sadece Batshuayi ileri çıktı, aldı. O da beceremedi. Evet. Top kaybı yaptı. Bir daha kazandı. Atak devam etti. Doğru. Hatırladım. Beşiktaş bunun dışında hiçbir şekilde oyun kurmadı. Şimdi onu diyecektim. Bu görevi zaten sırf Montero'nun alması en büyük sıkıntı yani. Hayır. Bu kurmuyor. Bu zaten bu değil yeteneği mesele. Kurmuyor. Mesele orada şu. Bir oyun kurma zaten ihtiyaç duymuyor. Çeşitliliği yok. İhtiyaç duymuyor. Uzun vurmak istiyor. Evet. Oyun kurmak derken ister Montero kursun ister Vida. Uzun vuruyorlar. Yani buraya bir iki tane orta saha yaklaşıp beklerle kalan ya da bekler üzerinden buraya birileri gelip bir oyun kurma şeyi yok. Evet sistemi evet yok. Ama Beşiktaş öyle tercih ediyor bence. Evet. Valerian İsmail. West Brom Albion'a bakın. Barnsley'e bakın. Hatta son maç son şeylerini izledim mesela. West Brom Albion'da şu sol stoper. Hı hı. Hop böyle şeyden sonra Valerian İsmail'den sonra hiç oynatmadılar onu. Hayır. Baktım. Şöyle bir uzun, şöyle bir uzun. Teoride öndeki üçlü pres yapacak, bunu arkadakiler de toplayacak diye düşünüyor ama aynen, öyle olmuyor. Pjanić'le nasıl yapacaksın? Geçiş ya. Pjanić burada şimdi oyun kurarken Pjanić yok. Yok. Burada Kasımpaşa geçişi yaparken orada Pjanić yok. Aynen. Çünkü orada hiç yok zaten. Orada hiç yok. Çok kolay geçti. Aynen. 3'e 2 orta saha zaten problem. Şimdi Gezal presçi bir oyuncu değil zaten. Karakter o değil. Güven de yapmadı. Batshuayi biraz kendi başına yapıyor. O da sırtı dönük almak zorunda kalıyor. Şimdi buradan zaten top buraya geliyor her top. Bu arada ortadaki ikiliye. Pjanić yok. Josef'e kaldı her şey. Ya, tabii ki. Bir de şöyle bir şey, şöyle bir hata vardı bana göre. Beşiktaş şöyle bir oynuyor. Şu Batshuayi diyelim arkadaşlar. Hı-hı, evet, tamam. Evet. Rakip kale önüne gittiğini düşünelim. Şu Batshuayi. Şimdi Beşiktaş'ta Güven mantıklı olarak şuraya şöyle merkeze geldi. Batshuayi şöyle merkeze geldi. Gezal merkeze geldi. Plan şuydu. Rıdvan buraya gelecek. Rozier buraya gelecek. Gezal'la Güven merkezde olacak. Hatta Güven biraz daha merkezdeydi. Böyle bir oyun varsa, yani orta sahalaşacak forvet arkası konumunda geçişi sağlayabilecek bir oyun var ki hatırlayın. Çok geç verdi, bomboş pozisyonu kaçırdı. Batshuayi'ye veremedi. Tabii. Oraya bir orta saha karakteri Emirhan İlkan'ı ilk başta düşünsen. Kesinlikle. Bir orta saha karakteri koysa oraya. Hem bu kadar şeyde problem yaşamazdı. Merkezde 3-2 üstünlük hem şey. Ama bunun dışında problemden bahsediyorum ben size. Çünkü ilk geldiği gün söyledim. O yüzden ben bir daha tekrar etmekte hiç fayda görmüyorum. Valerian İsmail oynadığı oyun başaltı takım oyunudur. Zirve takım oyunu değildir. Kesinlikle. Ama dedim ki ben her gittiği yerden bir şey aldı. Mesela Wolfsburg'da dizilimini buldu. İçeriğini Laskins'e doldurdu. Barsley'de başka bir şey. West Brom Albion'de az biraz bir şey aldı. İlk defa zirve takımı çalıştırıyor. Zirve takımı topa sahip olmak durumundadır. Bak bir istatistik vereceğim sana. 10 pas ve üstü. Beşiktaş kaç kere yapmıştır? Bak 3-0 yenildiği 40 bin kişinin olduğu kendi sahasındaki maçtan bahsediyorsun. Rakip de iyi. 2022'nin bana göre en iyi takımı Fenerbahçe ile beraber ama hedefsiz. Evet. 40 bin kişi var orada. Yani açık oynayacak. Önemli değil. 10 pas üstü Beşiktaş kaç kere geçmiştir? Vallahi. 90 dakika içerisinde. Azdır abi. Azdır. 4. 4 ya. 4 bile yoktur diyecektim hatta. Yani 4 iyiymiş. Beşiktaş'ın hücum çeşidi bir acelecilik üzerine kurulu zaten. Burada şey dedim ben. Ya zaten Josef'le can yetemiyordu, problem yaşıyordu şeyde. Bir de buna sen piyano çeklersen sen nasıl dur? 15 tabii dakika içerisinde Beşiktaş'ın 0 hata var, 5 kere oyun kurmaya deniyor, 4'ünde uzun top, 1'inde Batshuayi sadece alıyor ve hiçbir şey yok. Ya şöyle oldu genelde. Kasımpaşa'da o dönemde kendine henüz gelemedi, önde baskı yaptı Kasımpaşa'ya, aynen, çıkartmadı. Ama mesela Eyserik'le çıkmaya başladığında, çünkü ne kadar önde baskı yapacaksın? İnanılmaz oynadı ya. Eyserik'le çıkmaya başladığından itibaren Hayradinovic ve bu
Sami Uğurlu'dan bağımsız, Kemal Özdeş dahil olmak üzere Kasımpaşa Türkiye Ligi'nde 5-6 yıldır geçiş futbol oynuyor. Hı hı. Beşiktaş'ın en büyük problemi ne? 7-8 kişi ileride. Çıktığı anda o alanı 3 saniyede geçiyor Kasımpaşa. Aynen, aynen. Çok o hızlı zaman, geçti. Mesela Eysel'i hatırlıyor musun? 3 kişi çalmadı. O öyle aynen. Bir şey olmayacak. Kapattığın andan itibaren alacaksın topu. Ve savunmasının önünde. Orada basıp alman evet. Gerekir normalde ve sen Valerian İsmail'in hani sistemi de onu istiyor. Yani bu maç için söyleyeceğim şey benim bu konuda kesinlikle Valerian İsmail bir değişime gitmek durumunda. Geriden oyun kurmadan büyük takım oyunu oynayamazsın. Bence 3-5-2 oynaması lazım. Liverpool da böyle oynuyordu. Tabii ki 3-5-2 şu anda orta saha üçlü ama problem dizilimde değil sadece. Oyuncu karakteri olarak, de, oyuncu karakterleri de uymuyor bence. Felsefe olarak oyun kurmak istemiyor. Demek istediğim bu. Tabii, evet, İstiyor evet. Da kuramıyor değil. Uzun top onun birinci tercihi. Tabii ki, tabii. West Brom Albion'da da böyle, Laskins'da da böyle. Hadi orada oluyor başaltı takımla. Tabii. Çünkü her takım seni eşit görüyor kendinde. Birebir oynuyorsun, çarpışıyorsun. Ya, sen de pres yani, gücünle yeniyorsun. Şeyde de olabilir yani. Premier Lig'de mesela 8 takım şampiyonluğa oynuyor. Orada belki aradan sıyrılma şansın Leicester gibi olabilir. Ama burada kesinlikle topa sahip olman gerekir. Yani şampiyonluk takımların hepsine baktığın zaman hangisi %55'in altına inmiş? Hiçbiri. Bütünlükleri aç bak yani. Yani Klopp mesela bu oyunu oynardı. Geçiş futbolunun bak babasıydı. Ama bir noktadan sonra proaktifti ama. Evrildi. Tabii. Yani tabii. Şimdi Liverpool'da ilk geldiği yılla bu yılki arası dağlar. En önemli fark belki Klopp orta sahadan kapardı. Hop. Direkt oyun. Aynen. Bak şey gibi Valerian İsmail'e kap direkt hiç turnuva bekleme. Turnuva futbolu oluyor o zaman. Bu Leipzig felsefesidir. Aynen. Riskli olsa da at ileriye. Ya pozisyon yakalarsın. Pozisyon yememek için de bas pres yap al. Ama mesela bu oyunun birkaç tane daha sakıncası var. Bir kere her şey iyi gittiğinde de sakatlıklar gelecek. Bakın şimdi ne söylüyorum. Tabii. Ben çünkü Valerian İsmail'den bugüne kadar ne beklediysem onu sahada gördüm. Şimdi ben Pjanic'le çıkmam. Pjanic'le çıkıyorsam da buraya forvet santrofor koymam. Hem Pjanic'le çık bir tane kişi azal, hem güveni koy. Ne kadar basarsa bassın, santrofor karakteri. Yok, madem zaten basacaksın, o zaman Kenan Karaman'ı koy. Bir de depar istiyorsun, güven oradan o hızla çıkacak adam da değil. Çıkamadı biliyorsun değil mi? Çıkamadı işte değil, orada. Arkadan Eyserik kaptı gene bak. Orada da Eyserik kaptı. Ama bir bakalım, yani bunu herkes bilir ama bu maçta Valerian İsmail'e hata bulduğumuz kadar, ya da hata değil de bu oyunun kusurlarını gösterdiği kadar bu maçın böyle bitmesinin bence bir oyuncuyla da çok ilgisi var. Çok kötü oynadı. Vida. Yani, Vida. Tabii ki ya. Ya. Bu kadar kötü performans. Haftalardır kötü oynuyor. Ama ben böyle İnanılmaz. Kötü performans görmedim. Yani bu ya oyun öyle bir kötü performans ki yani bireysel performans olarak Vida'nın dibi yeri geldi 6. dakikada kırmızı kart gördü. Orada bile Vida'ya ben bir hak verdim. Ama buradaki performansı yani kaptırdığı çok toplar, kötü. Koşamadığı, golü yedirmesi, etmesi her şeyiyle. İki golde hatası var zaten. Olsam 35. dakikada çıkarırsın yani öyle evet, bir bak. Evet. Stoper çıkarılır mı 35. dakikada? Vallahi çıkarılır bak, öyle performans. İki golde hatası var. İki golde de hatalı. Birinci hata, iki golde de onda. Bir tane ıska geçti. Gol oluyordu. Bir tane pas hatası yaptı. Gol oluyordu. Sarı kart yedi. Zaten artık dedi ki tamam çıkartayım artık dedi. Geçen hafta Umut Nayır'a ezildi. Bu hafta Muleka'ya ezildi. Cornelius'a ezildi. Bak bunlar hepsi 4-5 hafta içinde ya. Şey değil yani öyle çok geriye gitmiyorum. Bir, evet mesela bu Mustafa Muhammed'e ezildi. İyi hatırlattığım bir şey maçında. Var mesela. Bu golde goldeki pozisyon var yani Vida'nın önündeki topu Muleka'nın daha hızlı vurması. Evet. Beşiktaş'ın 90 dakika içerisindeki bütün topu olan müdahalelerinde bu geçerliydi. Evet. Kasımpaşalılar hep bir tık daha atikti. Batshuayi arkası, Batshuayi de çok kötü performansı bu arada ama Vida'nın yanında Sami Sokulmaz. Bence çıkmamalıydı ama. Ben Batshuayi'yi hiçbir zaman kolay kolay çıkarmam. O baskısından, evet. O verdiği tehdit. Beşiktaş tehdit olamadı. Tabii. Beşiktaş bir kere rakip sahaya yerleşinde de rakibe göre bir oyun şey yapamadı. Bak iki tane isabetli şutu var Beşiktaş'ın. Ya sen 40 bin kişiyle, arkada destek var taraftarla, ya seni evini koysak pozisyon buluruz ya. Evet. O 40 bin kişi öyle bir itici, ya Beşiktaş taraftarını biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle coştu mu 40 bin kişiyle, beni koysa 90 dakika böyle şey, enerji yazı tavşanı gibi gezerim aynen, orada yani. Aynen. İki tane isabetli şut çekmişsin sadece ya. Ertuğrul kurtardı etti. Evet, tabii evet. Ki şeyin kaçırdığı pozisyon çok, Larin'i kaçırdığı pozisyon ama neden burada Larin'le başlamamak için bu kadar inat var yani? Kesinlikle ya. Yani santrafor karakterli adam lazım bir de. Burada ne bunu bu
Bunun dışında da bu takımı açıyorsun, evet. Bakıyorsun. Bu adamların hiçbiri gol atamaz diyorsun Batshuayi dışında. Zaten problem o ama mesela daha sonra o noktada Larine'i devreye sokmanın çarelerini ararsın yani. Rozier sistemini değiştirmedi. Vida'yı çıkarmak durumunda kaldı. Hı hı. Şuraya Rozier'i getirdi. Tabii bek olarak da Enkudu oldu. Normalde Enkudu orada oynamaz ama evet. Kanat bek olarak düşündü Enkudu'yu. Şunda bu kadar da böyle bir bağnazlık da olmaması gerekir. Kasımpaşa geriye yaslanmış. Yani dörtlü oynasan ne olur yani? Dörtlü oynadı ama şeyden sonra. Rozier arkadaydı, bakma sen. Yani yoksa dörtlü oynayacak olsa Enkudu'yu buraya almaz. Ters ayağı almasının sebebi kanat bek olarak bunu buraya koydu. Yine de onu aldığında Rozier 3. savunmanın parçasıydı, evet, ama evet. Direkt istediği kadar çık. Şöyle bir bağlantı kurulmaya başladı mesela. Onu aldıktan sonra biraz düzeldi. Rozier, Enkudu, Gezzal bağlantısı üçgeni kurulmaya başladı biraz. Ondan sonra pozisyon geldi. Ondan önce hep dikkat ediyorum. Sadece ikisi birbiriyle paslaşıyorlardı. Yani buradan orta sahadan bir oyuncu girmiyordu hiç. Çok doğru bir tespit bak. Rozier ile Gezzal, zaten Gezzal buralarda çok az gezmeye evet, başladı. Evet. Bu yeni sistemde. Bir de böyle olunca işte Gezzal'ı da iyice çizgiye itiyorsun. Dediğin gibi mesela Gezzal buraya geldiğinde de Rozier Gezzal'ın yanına gelebilecek oyuncu yok zaten. Tabii. Aynen öyle. Burada Joseph ile şey var. Nasıl gelsin ki? Tabii. Bu sistemin özünde mesela burada dediğin gibi bak şöyle bir aslında kritik bir nokta bak bu. Çok kritik bir nokta şunu. Wellington'ın burada bir üçleme yapması gerekir. Evet. Yani bunu böyle arkada güvenlik olarak tuttun mu o riski komple alacaksın. Valeri İsmail olarak. Yani o ya riski zaten herkes biliyorsun. Bekten bozma oyuncularla oynuyor. Tabii ki orada. Tabii o riski komple alacaksın. Ya Rhys James'i koydu buraya. Nasıl Rozier'i koyduysa tabii. Şey Chelsea Rhys James'i koydu. Aynen. Şov yaptı. Şunu söyleyeceğim bak. Buradan bir destek beklemeyeceksin. Tabii iki kişiler zaten. İki kişiler zaten. Ama Wellington'dan bir destek bekleyebilirsin. Ben dedim ki Beşiktaş ortası şimdi şey diyorlar işte. Buraya bir orta sahaya destek. Tamam Can oynaması gerekir veya 1-8 oynaması gerekir. Piyaniş tarzı bir regista değil. Burada bence regista'yı kaldırabilecek. Regista ancak üçlü bir orta sahada Piyaniş'i kaldırabilirsin. Ama şu kesin ki Beşiktaş'ın bu sisteme devam edecekse ve bu sistemde çok ciddi olacaksa Wellington ve Montero'nun çok iyi oyun kurucu olması gerekir ve buraya gelmesi gereken oyuncu Wellington. Yani ya. Şöyle bir Gezzal, Wellington ile Rozier ve Gezzal olması gerekir. Gezzal çoğu zaman burada zaten yaklaşacak ama buradan bir Pjanic buraya yaklaşamaz. Bu buraya yaklaşamaz. Tabii. Beşiktaş'ın ileride de iyileştirilmesi gereken şeyler hep dedim. Sen üçlü savunmanın avantajı, dezavantajı var. Merkez eksik. Hücumlarda da şurası problem oluyor hep. Mesela ortalar buraya geldi mi üçlü savunma takır takır çıkarır bunları. Ama buraya geldi mi şu savunmanın şey çünkü önde iki kişisin. Aynen. Yardıma az kişi geliyor. Belki santroforun iyi ise kurtarabilirsin yani savunmacıysa. Benzem oldu mu bu problem değil. Çünkü buraya kadar geliyor bu da itiyor bunu arkaya. Hı-hı. Ama Beşiktaş yarın bir gün orta sahasını geliştirmeyecek. Beşiktaş kenar aksiyonlarını güçlendirecek. Gün gelecek Montero ile Wellington tamam mı? Bir sağ kanat beki gibi oynayacak. Rıdvan'la Rozier'i hücumun altını beşli parçasından birisi yapacak. Hı hı. Bu ancak Beşiktaş'ı kurtarır. Burada çok savunacaksınız. Sami Uğurlu'nun da demeci var. Orta sahada işte bir kişi fazlaydık avantajımız vardı. Ama öyle. Burada da senin avantajın var. Bu oyunun asli amacı buraları çok iyi bir şekilde. Ya mesela Chelsea nasıl golü buldu? Kesinlikle öyle. Şeyde atıyorum şey. Hep bak buraları bir işte tek gol şuradan Alonso'yu bir çalıştırdı. Pulisic girdi gol attı. İçeriye girecekler. Bunun çalışmaması demek buraların eksikliğinden kaynaklanır. Aynen. Yani sağ ve sol stoperler Beşiktaş'ta şu anda çok kritik rol oynuyorlar. Çok kritik rol oynuyorlar. Bence komple savunma hattı çok kritik rol oynuyor ve de hücum hattı da çok kritik rol oynuyor. Yani birbirlerine yakın değiller işte. Hiç. Kompakt değil takım mesela. O ilk iki maçtaki kompaktlık kayboldu. Aynen öyle. Geride bıraktı mesela. Montero aynen. Eskisi kadar böyle ileri çıkmadı. Aynen. Pardon Montero ile Wellington. Vida da çok kötü çok olunca. Çok kötüydü zaten. Çok kötü olunca yani. Ya bir Donk kadar olamadı ya. Donk olsaydı hani değiştirseydin daha iyiydi mesela. O da ne diyorsun penaltı pozisyonu hakkında Kenan Karaman'a? Biraz penaltı gibi geldi. Penaltı olsaydı Donk ihraç edilip atılacaktı yalnız ikinci sarıdan. Yani bunun da şeyle Deniz Çoban'ın böyle bir de yorumu var. Hı-hı. Birkaç hakem de bunu değinmiş. Ama bu maç hakem üzerinden okunacak bir maç değil. Bu maç değil. Beşiktaş'ın çok ciddi kesinlikle. Bir şekilde elini alıp Valeri İsmail'in kendisinin çok üzerine düşünmesi gereken maç. Yenebilirdi de Beşiktaş. Ama sen 35 dakika 0-0, 40 bin seyirci var, 0 pozisyonun var. Aynen. Penaltıdan hariç, her şeyden hariç.
oyun kurman Montero'nun saçma sapan uzun topları geriye gelip bir kere Batshuayi geldi kaybediyorsun. Bu şekilde sen baskı kuramazsın. Ya, 10 üzeri pas dizilimi 4 tane olur mu? Yani, 90 dakikada yeni önde çok ilk yarıda 2-0 öne düştüğün maçta rakip bırakıyor zaten sana. Şuradan zaten 5 pas yapıyorsun. Aynen. Ama nedir 5 yaş? Uzun vuracağım hop. Yani şimdi onu yapmaya çalıştıkları için bir de zaten ilk yarıda özellikle o kadar geride de durmadı mesela Kasımpaşa savunma attı. Biraz daha yani şuralarda durdu. O zaman ne oluyor? Buradan koşmak zorunda kalıyor senin 3 tane forvetin. Onu da Güven Depar'a atamaz, o Depar'a atamaz. Batshuayi sırtı dönük oynuyor, atar ama yanına biri gelmesi lazım. Öyle çalımcı malımcı değil adam. Size mesela çok doğru, öndeki üçlüyle ilgili bir şey söyleyeyim. Öndeki üçlü ve orta sahada geçiyorum. Pjanić ve Can arasındaki meselenin ne kadar önemli olduğunu şununla söyleyeyim bak. Diyelim ki öndesin Kaan. Hı hı. 8 kişiyle gitmişsin zaten. Mesela Eysterik bir döndü, o geliyor yavaş, o geliyor tak aldı, 3 kişiye geçince pozisyonda oldu. Dönüşü zaten kornerden gol oldu falan. Eğer orada Pjanić yerine Can Bozdoğan olsa ya da Can Tarzi bir veya Getson Fernandes olsa veya Atiba olsa sen Atiba o zaman galiba. Sen o zaman önde topu kaybettiğin zaman bu geçişi yemiyorsun. Sert bir oyuncu olduğun için. Bak bu geçiş oyunu Tilla Klopp'tu değil mi? Bir dönem. Hep 3 tane sert orta saha vardı. Hatta ben bazı spor yorumcularla şunu tartışıyordum. Bazı yorumcular diyordu ki ya buraya bir 10 numara koysana. Koyamazsın oraya 10 numara Liverpool orta sahasına. Koyduğun zaman o zaman yani Henderson, Fabinho gibi yani şey gibi oyuncularla oynanır bu oyun. Çünkü onların kaptığı topla sen hücum ediyorsun. Ve daha da önemlisi çok kişiyle hücum ettiğin zaman eğer geri kazanamazsan, gegenpressing işlemezse aynen. O zaman sen atak yiyorsun ve üstelik geniş alanda rakibin %100 efektif bir atağını yiyorsun. Çok güzel bir şey söyledin. Pjanić oldu mu o kadar top kazanamazsın. Tabii. Zaten orta saha iki. Zaten. Ama Pjanić ne zaman oyuna girer? Yani hatta Pjanić'i sol önde sağ önde bile kullanırsın bu sistemde mecburiyetten dolayı. Hem geriye gelir orta sahalaşır veya 3-5-2 yaparsın. Ama öyle veya böyle bu orta sahada iki tane orta saha oynadığın zaman öndeki üçlü presi çok önemli. Ve alamadılar. Alamadığı zaman top Hayri Dönemiç'e geçti andan itibaren geçmiş olsun. Evet. Bak geçmiş olsun sonra. Ya Beşiktaş... Arkada alan şöyle bir oyun döndürdüler mesela. Şimdi bak defterimi unuttum, notlarımı alamadım. Muhteşem atakları vardı Kasımpaşa'nın. Tabii tabii var var. Yani Hayri Dönemiç'e geldi buradan. Buradan bu terse döndü. Oo, çok iyi pastı o. 40 metre Umut... pas attı çapraz tekte. Bir de yani Umut'un kurtardığı pozisyona da bakın. Çok sıfıra karşı. Aynen. Ve bir de şey yaptı. Şimdi ilk 15-25 dakika şeye gelip attı ya. Montero uzun vurdu ya. Hı hı. Geldiler Montero'yu kapattılar. 3 kişiyle bastılar. Zaten kaptırdı. Dönüşü korner. Yani o şey yok. Başka bir seçeneği yok çünkü. Aynen. Bir şey 25 dakikadan sonra dikkatli bakın Kasımpaşa bu sefer Montero'nun uzun vurmasının önünü kapattı. Buradaki adamı boş bıraktı. Adam buradaki adam perdeledi ve uzun vurdurmadı. Geriye de dönemedi falan. Yani ya bir de şimdi bu tarz oyun kuraraktan büyük takım futbolu seri galibiyetler alamazsınız. Benim ya bildiğim Beşiktaş şey bu. Kadrosuna bak 3-4-3 çok atlet ve agresif olman gereken bir diziliş değil mi? Yani şimdi iki tane adamla tutuyorsun orta sahayı. Josef hariç agresyonu yetecek adam yok. Rozier belki bir de işte. Rozier, Josef. Ya Vida'nın yetmez. Wellington'ın yeter ama Wellington'ın da normal bir stoper. Montero yumuşak kalıyor. Rıdvan yumuşak kalıyor mesela. Rıdvan bile yumuşak kalıyor. Çok daha ısıran bir takım kurmak zorundasın böyle 3-4-3 oynuyorsan. Doğru diyorsun. Yani daha doğrusu 3-4-3'ten de ziyade felsefe buysa. Tabii yani felsefe. Felsefe buysa. Uzun lig önde çok alanla adamla pres ve bu riski alıyorsan. Aynen. Herkesin yani sağ önün, sol önün hepsinin çok ciddi olması tabii, gerekir. Tabii tabii. Çünkü Chelsea de zaman zaman 3-4-3'te oynuyor ama mesela topa sahip olaraktan oyun kuraraktan oynuyor bu oyunu. Aynen. Bu başaltı takım oyundur. Ben bunu ilk kesinlikle geldiğimde de söyledim. Bugün de ama hep şunu dedim. Bak şu şeyi koydum kenara. Yani tamamen Valerian İsmail üzerinde konuşmak istemiyorum ama bunu öğrenecek, öğretecek. Felsefesini değiştirecek. Yani bu problemi mesela burada daha iyi gördü. Oyun kurmadan sadece Montero'nun uzun topuyla daha önce West Brom Albion'daki sağ stoperin CIA'nın daha uzun topuyla bu iş olmaz. Ya tabii. Daha da Türkiye çünkü bu oyunun ustalarıyla dolu. Yani bak Kayseri gelecek, Kasımpaşa gelecek, kendi sahasında sana kalacak, geniş alanı bekleyecek. Yani bunu üzerine gelen takımla işine yarar. Ya hem ama uzun oynuyorsun, hem savunmayı ileriye çıkarmıyorsun. Bir de uzun oynadığı için sürekli offside'da kaldı oyuncular çok, çok fazla. Batshuayi 3-4 defa. Kenan Karaman girdi, bu sefer Kenan Karaman kalmaya başladı.
Çünkü sallıyorsun uzun, adama çıkma şansı da veriyorsun pres yapmayarak. Orta sahada zaten basmıyorsun. Bir tek Josef var. Offside'de kaldı mesela çok fazla oyuncular. Tabii. O mesela gol attı Batshuayi. Offside. Ya baktım ona var ya, o aslında çok şey biraz. O aslında var ya, Batshuayi ayarlasa kendini biraz. Bir arayla bir de geç verdi. Yani Emirhan fark yarattı. Mesela Emirhan Likan'ı anlamıyorum ben. Önder Karaveli'yi de anlamıyorum. Hadi Emirhan kesinlikle girdikten sonra hareket kattı. Valerian İsmail'i bir nevi bak keşfetti şimdi. Bundan sonra bence çok şey yapar. Çünkü driplingleriyle, dikin oyunuyla fark yarattı. Ve ayağı biraz daha şuttan ziyade pasa odaklı olsa Emirhan da çok fazla kendisi gol atmaya bir iki adım fazla atıyor bazen. Yok, verebileceği pozisyonda yani çok fazla vurmaya çalıştı. Atabileceğine yeniyor demek ki. En sağdan Rozier'in geldiği bir pozisyon vardı. Evet, orada iki adım fazla attı sonra verdi mesela. Verse, doğru. Öyle verilemeyen o kadar pas var ki 5 yaşta. Güven'in verdiği var bir tane. Ertuğrul çıktı aldı. Batshuayi'nin ayağından. Evet. O kadar evet. Kötü verdi ki ben Batshuayi'ye kızmıyorum orada. Kaleciyi tebrik ediyorum. Hızlı çıktı. Ama Güven onu biraz daha iyi verse. Yani o bölgede oynatacağın oyuncu böyle biraz daha orta saha 10 numara karakteri. Alex Teixeira'nın iyi hali mesela çok iş yapar. Ama bu fizik hali. Peki Muleka, Jackson Muleka'dan da bahsedelim. Çok atik davrandı. 8-9 tane faul ya yapıldı üzerine. Hem faul yapıldı çok fazla. Bir de yani bir avcı gibi davranıyor. Yani böyle bir şey gibi sanki bir av var. Mesela şurada böyle kendini unutturmuş bir şekilde giderken bu adam burada topu böyle hani buradan bu top gelmiş. Burada kovalıyor, bu da böyle alacak rahat rahat kullanacak diye. Buradan bir fırlıyor ok gibi. İyi transfer. Adam ne olduğunu şaşırıyor. Ya tam Kasımpaşalık transfer yani. Kasımpaşa'nın oyununa çok yatkın bence. Hani Umut Bozok varken alıp yani ligin gol kralı yani mevcut şeyde o da o dönemde alındığı dönemde ligin gol kralı vardı. Onu yedek bırakıp yeni bir gol kralı adayı çıkarmak da çok 11 çok... gol oldu değil mi? 11 golü oldu ve 10 maç 7'si ilk 11. 3 tane de asisti var. Ama şunu da söylüyorum. Muleka'ya çok büyük bir saygı duymakla beraber bu takım oyunu çok iyi. Çok yani iyi, evet. Burada biraz çok yetenekli oldu mu Jackson Muleka gibi hemen kendini gösterir. Çünkü ben çok uzun süredir maçlar üzerine yorum yaptığım için ben Kasımpaşa'nın sadece skor olması gibi oyununu da çok beğeniyorum. Oyunu da çok yani, iyi, evet. Bana diğer takım, ben Kasımpaşa mesela Adana Demirspor oynayacağız ama izlemek için bayağı bir sabretti, şey yaptım. Her maçta da favori koydum. Sami Uğurlu'dan sonra. O 6 maçta 5 galibiyet bir beraberlik daha Muleka gelmeden önce o maçların çoğunu izledim. Hiç sıkmayan, çok keyifli, sürekli pozisyon bulan, pozisyon da yiyen, atan ama daha çok attığından fazla, ya yediğinden fazla atan. Çok gol attı zaten. Çok keyifli bir takım haline döndürdüler. Aynen. Beşiktaş'ta bu kadar kötü uzun zamandır görmedim. Ben Sergen Yalçın'ın çok kötü maçlarını da gördüm. En son bu kadar kötü Giresunspor vardı ama orada maçın ilk yarıda şey atıldı biliyorsun. Necip atılmıştı galiba. Evet, Necip atıldı. Onun bahanesi var iyi kötü ama bu kadar kötü Beşiktaş iyi oynayıp kaybederdi. Bak Sergen Yalçın da üst üste kaç maç kaybetti. İnanın bana hepsinde pozisyon vurma, rakibi boğma, etme konusunda hiç sıkıntı yaşamıyordu. Konuşurken bu takım düzelir diyorduk en azından. Ben hep düzelir diyorum. Ben de öyle diyorum. Beşiktaş şampiyonluk yarışı verecek diyordum ama Sergen Yalçın döneminden bahsediyorum. Evet, evet. Bugün bu pres var, çaba var, şey var ama olmayan bir şey varsa üretkenlik ve tehdit hiç aynen. Yoktur Beşiktaş'ta. Yani iki tane tüm şey. Üretkenliği son 10 dakikada falan oldu. Aynen, o da 3-0, 2-0 zaten. O da artık... Onları ben maç kopmuş. Biz analiz yaparken mesela ya da bir analiz yapılacağı zaman bile bir takımı Kasımpaşa ne oynuyor, diğer taraf ne kadar güçlü. Skor tabelesi bir numara etkendir. 0-0 başka bir analizdir. Tabii. Gerideyken veya ilerideyken başka bir analizdir. Bir de 3-0, 4-0 var ciddiye almayız. Şimdi bir de yani 4-0'dayken bir takım bir hata yapıyor, bir saçmalıyor. Onlar skorun orasını kesip atarız yani. Evet. Ciddiye alınmaz onlar. Şu dediğinden yola çıkarak şunu da diyebiliriz. Ya da 2-0. Valerian İsmail'in hiçbir zaman geriye düşmemesi lazım mesela bu oyun karakteriyle. Geriye düştü mü çıkartması çok zor. Aynen öyle. Aynen çok öyle. Çok zor. Hadi bakalım maçın oyuncusunu seç desem. Benim Eyserik ya çok çok iyiydi. Bak hem enteresan. Hareketi hem ya ben onu şeyden beri izliyorum abi. Muleka. Favre'ın Nice'inde oynuyordu. Favre'nin. Yani çok çok iyiydi. Orada da böyle 7-8 asistli bir sezonu var. Çok çok iyi oynuyordu. Favre'nin, o günden beri çok beğeniyorum. Sonra zaten Fiorentina yaptı biliyorsun. Favre'nin oyuncuları Favre'nin dışında kolay kolay başlarında olamıyor genelde. Neuchâtel de bunlardan birisi. Evet. Merkezde kullandı onu mesela. Eyserik de öyle. O kadar düştü ondan taktiksel sonra. Taktiksel zekası iyi olması gerekir.
Evet. Oyun okuması, zekası. Her zaman o çok iyi. Fabri onu çok iyi açığa çıkaran ve kurgusu iyi olduğu mu o da oyuncular oynuyor genelde. Aynen. Diyelim ve yavaş yavaş kapatalım tabii istersen. Tabii şey de iyiydi yani. Hayredinovic de çok topsuz oyunda çok iyiydi. Esen'den beri yani Hayredinovic. Evet. O isimle bence kötü futbolcu olmaz zaten. Olmaz. Ya şey, İskandinavya'da Boşnak varsa al getir koy takım. Vallahi. Yani hem böyle teknik kapasitesi, belli bir teknik kapasitesi olacak. Hem de biraz Kuzey'in disiplini, fiziğini koydun mu, soğukkanlığını. Muazzam bir şey çıkıyor ortaya. Çok uzun zamandır ligde. Evet. Padergonay mesela bu maçta coştu. Aynen. Rıdvan'dan bağımsız söylüyorum. Sağ tarafı çökertti yani. Kesinlikle, kesinlikle. O da maçın çok en iyilerinden. Tabii. Dong zaten iyiydi ama Dong için işler çok kötü bitebilirdi Kenan pozisyonunda. Beşiktaş'ta da bir artık yaratıcılık Gezal'ın ayağına bakıyor. Bu maçta iyi değildi. Artık. Bu maçta Beşiktaş'ta hiç maçta kimse iyi değildi. Bir tek olumlu söyleyeceğim bir tek şey Ersin'in baskı anında iyi paslar verdiği içeriye doğru. Hı hı. Başka da bir şey söylenemez bu maçla ilgili. İyi bir şey. Son bir şey sorayım o zaman sana. Eren hakkında ne düşündün? İyi, ben uzun zamandır bakıyorum onu. Beğeniyorsun yani. Değil mi? Beğeniyorum yani. Tam büyük takım beki değil mi? Evet, yavaş yavaş belki. Yani bu Brezilyalı beklerdeki o topla çıkarken dinamizm, değil mi? Dinamizm ve hem de teknik adam da eksiltebilme. Teknik zaten var, evet. Ama detaylı bakmam gerekir ya. Dışarıdan tabii, tabii. Bakmakla. Ya birkaç tane ama de şey şimdi, de oldu. Düştü. Şimdi, atak döndü oradan ama tam büyük takım ışığı veriyor bence. Aynen öyle. Katılıyorum yani. Dikkatli alınması gereken oyunculardan birisi. Aynen. Diyelim ve varsa daha farklı. Bak Eren iyi. Eyserik dediğin maçın adamı. Muleka 2 gol atmasına rağmen bunu diyorsan. Aynen. Enteresan. Güzeldi bence. Kesinlikle kesinlikle. Yani çok iyi kurulmuş bir takım. İyi bir teknik direktör ve bence sportif direktörü bırakırlarsa işi, Serkan Dereçper'in işine karışmazlarsa bir dönem... Bu know-how dediğimiz şey çok önemli çok işte. Önemli. Yani yıllardır adam izliyor. Know-how değil ya, futbolu sen o biliyor. Tabii, karışmayın tabii. Yani. Bırakın teknik direktör, bak Sami Uğurlu ama karışmamış işte, demek ki. Sami Uğurlu'ya getirmesin. Geçen sezon sonunda istifa etmişti, geri geldi, tekrar anlaştılar. Kasımpaşa'da istifa ve geri gelme olayları bir gelenek evet, yani. Gelenek o da doğru. 6 kere gidip 7 kere gelen teknik direktörü var orada. Doğru doğru, haklısın. Beşiktaş'ın maçını analiz ettik. Dediğim gibi bu oyun her şeyden bağımsız, geliştirmesi gereken, Valerian İsmail'in geliştirmesi gereken şey umarım sezon sonuna doğru her şeyi netleştirir kafasında. İyi bir sezon başlangıcı yapar diyelim. Evet. Ve en yakın zamanda bu hafta haftaya Trabzon-Antalyaspor maçı. Nuri Şahin ve şampiyon karşı karşıya. Bu maçın arkasından pazar günü tekrardan burada olacağız. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Yemek Sepeti Bana Beni'nin desteğiyle hazırladığımız Rejistan'ın bu haftaki bölümünün sonuna geldik. En yakın zamanda görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz.